Geçen sene Kasım ayı zamanlarında yeni bir araştırma içerisindeydik. Bu tarz paranormal olaylar yaşamış kişileri bulmak oldukça zordur. Bazen olayı yaşayan kişiler hakkı rahmetine kavuştuğu için araştırma başlamadan biter. Kimi insanlar başlarından geçen olayları gerçekmiş gibi anlattığı için bize zaman kaybettirir. Kimileri ise olayı hala yaşadığı için anlatmaz ya da bize saldırgan hareketlerde bulunur. Neyse, biz araştırma yaparken akşam saatlerinde ekibimizden bir arkadaş araştırma için bir vaka bulduğunu, olayın İran'da yaşandığını ve o ülkede çok ses getirdiğini söyledi. İran'da kendine üstad lakabını vermiş, medyum işleriyle uğraşan 60'lı yaşlarda bir adamla iletişime geçtik. Olayın detayları hakkında bilgi aldık ve her şeyi not ettik. Yaklaşık iki hafta süren bir hazırlıktan sonra da ekibimizden beş kişiyle İran'a yol aldık. İran'a vardığımızda ekibimizde Farsça bilen arkadaşımız bize bir taksi tutup olayın yaşandığı köye götürdü. Yaklaşık iki saatten fazla süren yolculuğumuzdan sonra taksiye oldukça yüksek bir mevlada ücret edeyip köye indik. Bizi köyün girişinde karşılayan kişi ise Tanıdık vasıtasıyla tanıştığımız, kendine üstad lakabını takan yaşlı adamdı. Ekipteki arkadaşımız, İran'ın resmi dili olan Farsçayı bildiği için iletişimi o gerçekleştiriyordu. Yani bize tercümanlık görevini üstleniyordu. Yaşlı adam bizle tokalaştıktan sonra 10 dakika kadar yürüyerek bizi evine götürdü. Hocanın evi sıradan bir köy evini andırıyordu. İçerisinde de o filmlerde gördüğümüz ürkütücülük yoktu. Güzel bir akşam yemeği yedikten sonra yol yorgunluğunu atmak için bize tahsis edilen odadaki yer yatağına yattık. Ben uyumak yerine merakla arkadaşım Can'a bu evde sadece kocam yaşıyor dedim. Can da evet bana telefonda tek yaşadığını söyledi. O yüzden evinde ağırlıyor bizi dedi. Ardından hepimiz güzel bir uyku çektik. Sabah dokuz sularında Ekip arkadaşım Erkan, hadi beyler, sabah oldu kahvaltı hazır diyerek uyandırdı. Kahvaltı masasına oturduğumuzda, tercüman görevi üstlenen Adem'e, bir yandan kahvaltımızı yaparken, bir yandan da, hocanın olayı anlatmasını söylemesini istedim. Hoca, ona olayı yavaş yavaş anlatırken, Adem de bize çevirisini yaparak anlatıyordu. Olay tam olarak şöyleydi bulunduğumuz köyün biraz dışında kalan bir ev varmış. Bu evde 11 yaşlarında zihinsel engelli olan bir erkek çocuk, 21 yaşlarında cinlerle problemleri olan Fatma adında da genç bir kız ve onlara bakan babaanneleri varmış. Fatma'nın babası düğün gecesi eski eşi tarafından vurularak öldürülmüş. İşin garip yanı ise annesinin daha gerdek gecesi olmadan hamile kalması. Fatma'nın babası öldükten sonra annesi çok büyük bunalıma girmiş. Bu kadın ise ölen eşinin annesi yani kaynanası sahiplenmiş. Kadın düğün gecesinden bir iki ay sonra bir anda hamile kalmış. Tüm köylü onun gayrimeşru bir çocuk yaptığını düşünmüş ve taşlayarak öldürülmesini bile istemişler. Kaynanası da bu duruma anlam verememiş ama kısa sahip çıkmak için köyün dışına kaçırmış. Orada bir ev yapmış Kıza bu yaşananlara rağmen bakmaya devam etmiş Fatma'nın annesi Asla konuşmazmış Sürekli evde kendini odaya kilitler Büyüler yaparmış Aynı nasıl ise Onun yaptıklarına göz yumarmış Kadın kocası düğünü öldükten sonra Büyüler yaparak Onun kılığında bir cin istiyormuş ama Yapsığı büyüler Hep boşa çıkıyormuş Asıl olduğunu kimse bilmiyor ama kadın sonunda bir cinle evlenmiş ve Fatma ile Hirat adında iki çocuğu dünyaya getirmiş. Bazı köylüler Fatma'nın doğumdan sonra kendi içinde örgütlenerek Fatma'yı ve anneannesini rejim etmeye, taşlayarak öldürmeye karar vermişler. Kalabalık bir grup bir akşam evi ansızın basıp Fatma ve anne köy meydanına götürürlerken büyük bir cin kavminin saldırısına uğramışlar. Onları öldürmek isteyen köylüler ortadan kaybolmuş. Geriye kalanlar ise bu köyde hala korkular içinde yaşıyormuş. Köydeki yeni doğan bebekler gayet sağlıklıyken 20'li yaşlara geldiklerinde ya akıllarını yitiriyor ya da hastalanıp yataklara düşüyormuş. Hikayenin bu kadarını hocadan dinledik. Kahvaltımızı bitirip olayın yaşandığı o eve gitmeden önce Fatma'nın amcası Hasan ile görüşmeye karar verdik ve evden çıktık. Fatma'nın amcası Hasan, bulunduğumuz evin yakınlarındaydı. Yürüyerek iki dakika içinde evine vardık. Bizim hoca kapıyı çaldı. Bekledik ama açan yoktu. Hoca kapıyı tekrar çaldı ama hala kapıyı açan yoktu. Sonra geliriz dedim. Hoca hakkını bir daha deneyerek tekrar kapıyı çaldı. Bu sefer içerideki tıkırtı seslerini duyduk kapıyı çaldığımızı duymuyor düşüncesiyle defalarca çalmamıza rağmen kapıyı kimse açmadı. Aradan 2-3 dakika sonra üst katın camında perde arkasında bir adam bize öfkeli öfkeli bakıyordu. Herhalde bu Fatma'nın amcası Hasan olmalıydı. Göz göze geldiğimizde perdeyi çekip içeriye girdi. Hoca da bizim Adem'e dönüp neyse, bugünlük bir şey yapmayalım gibisinden bir şeyler söylemiş. Adem bize bunları dedikten sonra tekrar eve döndük. Akşama kadar oturduk ve kendi aramızda planlar yapıyorduk. Saat akşam on sularında kapı çaldı. Hoca kapıyı açtığında bir bağırış sesi duyduk. Sanki bir adam kapının önünde kavga ediyordu. Hep beraber kapıya çıktığımızda evinden pencereden bakan adam hocanın boğazına sıkarak bir şeyler söylüyordu. Kavgayı ayırdık ve adamı gönderdik. İçeri girdiğimizde hoca elini yüzünü yıkayıp bir şey demeden odasına çekildi. Biz de Adem'e o adamın neden geldiğini sorduk. Adem bize anladığım kadarıyla o adam Hasan ve hoca bir daha onları benim evime getirme. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun gibisinden bir şeyler söyledi dedi. Görünüşe göre bu daha önce gördüğümüz vakalardan daha zor olacaktı. Hemen yeni bir plan yaparak Sabah kalkınca direkt Fatma'nın yaşadığı eve gitmeye karar verdik. Kıyafetlerimizi değiştirdik ve yatağa yattık. Ne hikmetse o gece hepimiz rüyamızda Hasan'ı gördük. Sürekli bizi rahatsız ediyor ve bir yerden kovmaya çalışıyordu. İşin en ilginç yanı ise rüyalarımız neredeyse aynıydı. Oldukça kötü bir uykunun ardından sabah uyandık. Kahvaltımızı yaptık ve Fatma'nın yaşadığı eve doğru yol aldık. Yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüşün ardından köyün dışında baraka gibi bir evin önüne geldik. Hoca Adem'e sessizce fısıldayıp burada durmamızı ve ses çıkartmamamızı söyledi. Ek başına evin bahçesine girdi. Kapıyı çaldı. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. İçeriye girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra yaşlı kadınla beraber dışarıya çıktılar. Kadının elini öptü. Adem kadına farsa bildiğini ve kendisiyle iletişim kurabileceğini söyledi. Kadın Adem'e bir şeyler anlattı. Adem de bize dönerek bu kadın Fatma'nın babaannesi eve girerken kesinlikle ahıra yaklaşmamamızı ve oraya bakmamamızı söyledi dedi. Yavaş adımlarla ahırdan uzak bir şekilde eve girdik. Evin içerisi oldukça kötü kokuyordu. Hep beraber salona geçtik. Yaşlı kadın Hocanın anlattıklarının aynısı dışında şeyler de anlattı. Kadın Fatma'nın bir cin olduğunu, ahırda yaşamak için can attığını, kimi zaman suskunken, kimi zaman da konuştuğunu söylemiş. Biz tam kadına bu gece evde gözlem yapabilir miyiz diyecekken kadın bizden önce bu gece burada kalmamızı ve onun yaşadığı hayatı görmemizi istedi. Ekipteki arkadaşlar bu durumdan pek hoşnut olmasalar da araştırmamız için gerekli olduğunu düşünerek onayladılar. Adem, yaşlı kadından Fatma'yı görmek için izin istedi. Yaşlı kadın da önce kendisinin içeriği kontrol etmesi gerektiğini, daha sonra onay verirse girip görebileceğimizi söyledi ve ayağa kalktı. Yatağın altından iki tane taş tablet çıkardı. Üzerinde doğa gibi bir şeyler yazıyordu. Kadın bize bunları Fatma'nın tırnaklarıyla yazdığını ve yazının değil İbranice olduğunu, bunun ne anlama geldiğini sordu. Biz de İbranice bilmediğimiz için cevap veremedik. Yaşlı kadın Adem'e ahıra gitmeden önce yan odadaki zihinsel engelli olan Fatma'nın kardeşi Hira'da bakabileceğimizi söyledi. Hoca ile kadın ahıra giderken biz de yan odaya girdik. Hira'da yer yatağında yatıyor ve bize gülümseyerek el sallıyordu bize zihinsel engelli olduğu söylenmişti fakat İrat'ın kolları da ters gibiydi. İrat'a biz de el salladık. Merhaba İrat diye ufak tefek şakalar yapıyorduk. İrat oldukça masum duruyordu. O sırada yaşlı kadın dışarıdan bize seslendi. Adem bize Fatma'nın hazır olduğunu ve içeri girebileceğimizi söyledi. Biz de evden çıkıp ahırın kapısına geldik. Yaşlı kadın ağırın kapısını yavaşça açtı ve içeri küçük adımlarla sırayla girmeye başladık. Ahıra girdik. İçerisi oldukça kötü kokuyordu ve duvarlarda kazınmış Arapçaya benzer yazılar vardı. Ayrıca bazı yerlerde kurumuş kan vardı. Karşımızda sol köşede ise Fatma yatıyordu. Seslerimizi duyup uyandı ve yavaş yavaş ayağa kalktı. Kafasını bize çevirdiğinde içimizi öyle bir şey sardı ki o an hepimizin ensesinde bir baskı oluştu. Yüzü çok korkunçtu. Kıyafetleri kirden kararmış. Hatta vücudunda yaralar vardı. Adem ona nasılsın diye sordu. Fatma bize doğru topallayarak birkaç adım attı. Biraz bekledikten sonra garip bir sesle sizi tanıyorum dedi. Adem babaannesine onunla biraz konuşmak istediğini söyledi. Yaşlı kadın biraz tereddüt edip başıyla onayladı ve dışarı çıktı. Adem, Fatma ile sohbete başladı ve bize de ara ara tercümelerde bulundu. Yazdığımız notlardaki tüm diyalog şimdi sizlerle paylaşacağım şekilde. Adem, Fatma bizi nereden tanıyorsun? Fatma, çünkü ben kurban istedim ve sizler benim kurbanımsınız. Adem, biz sana zarar vermek istemiyoruz. Sadece durumunu öğrenip sana yardım etmek istiyoruz. Siz bana sadece kurban olarak yardım edebilirsiniz. Zaten sizi kurban edeceğim. Şu an burada. Bizden başka kimler var? Kocam, çocuklarım, akrabalarım. Hepsi ensenizde. Duvardaki kanlar sana mı ait? Merakınızı bu gece gidereceğim. Diyerek bize büyük bir taş fırlattı. Üzerimize koştu. Bize farsı küfürler ederek saldırmaya başladı. O anki korkuyla kendimizi dışarıya zor attık. Hoca ve babaannesi içeriye girerek Fatma'yı sakinleştirmeye çalıştılar. O sırada evin içinden de kalın bir erkek sesi resmen kükrer gibi yankılanıyordu. Bir süre sonra hareketlilik kesildi. Babaannesi bizi eve soktu. Bugün tekrar yanına gitmeyin. Yanında çok fazla cin var diye Adem'i uyardı. Akşam yaşlı kadın bize yer yatığı hazırlarken hoca da evine gitmek için yol aldı. Akşam ezanından sonra yatağımıza yattık ve uyuduk. Gece bir buçuk sularında ben bir anda uyandım. Tuvaletim gelmişti. Tek başıma gitmeye korkuyordum. Bu nedenle Adem'i uyandırdım. Beni tuvalete götürmesini istedim. Adem gözlerini ovuşturarak yanında tuvalete doğru geldi. Odadan çıkıp salona geçtiğimizde koridorda siyah çarşaflı bir kadının hızlıca ilerlediğini gördük. Korktuk ama Nedendir bilinmez biz de arkasından yürümeye başladık. Tuvaletin önüne geldiğimizde içeride Fatma'yı gördük. Yüzünde ve vücudunda hiçbir yara belirtisi kalmamıştı. Elinde bir tas vardı ve bize gülümsedi. Elindeki tası tuvaletin içerisine ovalayarak döktü. Daha sonra yere doğru çöktü ve ekmeği yemeye başladı. Bize ikram eder gibi uzattı. Biz hareketsiz dona kalınca Yemeye devam etti. Tüm ekmekleri yedikten sonra tuvaletten çıktı. Yanımızdan geçerek odaların içinde oldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Korkudan da ona kaldık. Adem bana bakıp en iyisi abdest alıp namaz kılayım ben dedi. Ben yanında beklerken o da çeşmeden abdest aldı. Yattığımız odaya geçtik. Adem yeri hırkasını seccade gibi sererek namaza başladı. Ben de uykum kaçmış onu izliyordum. O sırada Adem tam secdeye eğildiğinde birkaç saniyeliğine arkasında Hira'da secdeye eğilirken gördüm. Çimi çok büyük bir korku sardı. Sabaha kadar Adem'le uyuyamadık. Sabah olduğunda arkadaşımız Can panikle uyanıp bize rüyasında Fatma ile ilişkiye girdiğini söyledi. Ardından Erkan da uyandı ve duvarlarda bir şeylerin süzüldüğünü söyledi gözlerini kapatıp ağlamaya başladı. Bir an arkadaşımız ise gece rüyasında Fatma'yı görünce bir şeyler tarafından sabaha kadar dövüldüğünü, vücudunda ağrılar olduğunu söyledi. Sırtını ve kollarını açtığımızda morluklar ve şişlikler olduğunu gördük. Bu yaşadıklarımızı değerlendirdik ama yapabileceğimiz hiçbir şey bulamadık. Oldukça yeni ve tecrübesiz olduğumuzun kanaatine varınca araştırmayı yarıda bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdik. Yaşlı kadınla vedalaşıp evden çıkarken Fatma'nın ahırdan bize Türkçe olarak seslenisini duyduk. Lütfen gitmeyin. Ben aslında bildiğiniz gibi biri değilim. Bana yardım edin deyişini duyduk. Ama aldırmadan hızlı adımlarla hocanın evine doğru gittik. Hayatımda ilk defa yaşadığım bir durumdu bu. Hocanın evine vardığımızda kapının önünde 10-15 kişilik bir grup gördük bize öfkeyle bağırıp itiyorlardı. Hocanın kapısını çaldık ve kapı açılır açılmaz içeriye daldık. Adem hocaya ne olduğunu sordu. Hocanın da Adem'e dediğine göre köyü acilen terk edip gitmemiz gerekiyormuş. Tüm köye gece vakti cinler saldırmış. Bazı kadın ve erkeklere tecavüz edilmiş. Ve bunun tek nedeni ise bizim bu köye gelmemizmiş. Ayrıca hoca daha eskiden bizim bir Çin kabilesine bulaştığınızı ve buraya uğursuzluk getirdiğimizi söylemiş. Daha sonra cebinden bir muska çıkardı ve bunu yanınızdan ayırmayın. Türkiye'ye gidene kadar bu sizi korur dedi. Hoca kapımıza bir taksi çağırmıştı. Apar topar darp edilmeden taksiye bindik ve yola koyulduk. Taksinin içerisinde başlayan ve aylar sonra sona eren fısıltılar da burada başladı. Sonunda sağ salim evimize döndük. Bizim çok sevdiğimiz bir alim olan Mehmet abi de yanımıza çağırdık. Mehmet abi apar topar geldi. Olanları ona baştan sona anlattık. Mehmet abimiz araştırmalarda, ritüellerde bize yardımcı olan muhteşem bir insandı. İnsanları para için değil, Allah rızası için yardım eder. Tüm bu olayları anlattıktan sonra Mehmet abi'nin suratı düştü. Çocuklar Korkutmak istemem ama zorlu bir süreç bizi bekliyor dedi ve ekledi. Şimdi size anlatacaklarıma kulak kesilin dedi. Çocuklar yanınızda bir büyü var onu bana verin dedi. Fakat yanımızda büyü değil hocanın verdiği muska vardı. Mehmet abiye muskayı uzattı. Dualar okuyarak muskayı yavaşça açtı. Siz geri zekalı mısınız? Kendinize yapılan büyüyü neden yanınızda taşıyorsunuz dedi. Biz de bunu Orada bize evini açan hocanın korunma amaçlı verdiğini söyledik. Mehmet abi size neler olduğunu ben anlatayım dedi. Sizi oraya çeken şey aslında cinlerdi. Şeytandı. Aslında gittiğiniz ev gerçekte yok. O söylediğiniz kişiler gerçekte yok. Çünkü adını verdiğiniz köy zamanında Fatma'yı ve annesini öldürdükten sonra cinler tarafından katledildi. Orada yıllardır kimse yaşamıyor nasıl bir araştırma yaptığınızda gittiniz? Resmen sizi tuzağa çekmişler. O köyde cinler sizi evlendirip daha sonra da sizi yok edeceklerdi. İyi ki hemen dönmüşsünüz. Allah korumuş. Koca bir kabile sizinle oyun oynamış. Bundan sonra da sizinle uğraşacaklarını düşünüyorum dedi. Ve olanlar oldu. Beş arkadaş bu olaylardan sonra resmen kafayı yedik. Aylarca Fatma'yı gördük. Gece gündüz fark etmeksizin kesik başlı hayvanlar, çocuklar, insanlar yanımıza geldi. Kafamızda sürekli vızıltılarla yaşadık. Araştırma yapmak için gittiğimiz insanların konumuna bir düşmüştük. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba, ben İstanbul'dan Hasan. Aslen Zonguldaklıyım. İstanbul'da ailemle birlikte yaşıyorum. Tekstil fabrikasında çalışmaktayım. Yaşım 26. Başımdan geçen olayı anlatmak istiyorum. İstanbul Yeni Bosna'da bir tekstil fabrikasına işe girdim 2019'da. Paketleme bölümünde çalışacaksın dedi usta. Ben de ilk defa böyle bir yerde çalıştığım için ne derlerse yapıyordum. Paketleme, temizlik, bildiğin çıraktı. İki ay Murat diye bir arkadaş bana iş konusunda yardımcı oluyordu. Öyle yap böyle yap. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Kısacası işi bana öğretirdi. Murat'la güzel arkadaşlık bağı kurduk. Hep beni kollardı. Sabahları beraber kahvaltı yapar, akşamları beraber işten çıkardık. Yediğimiz, içtiğimiz birdi. Her şeyi paylaşır. Aramızda ayrı gayrı bir şey olmazdı. Murat çok iyi, cana yakın birisiydi. Bir akşam onunla cuma akşamı sahile gidip İkişer bira aldık. Muhabbet edip dertleşelim dedik. İş, güç, hayat, geçim sıkıntısı ve insanlar hakkında konuşuyorduk. Sen niye tek yaşıyorsun? Ailen de gelsin. Onlar da bu iş yerinde çalışsın. İstiyorlar zaten. Eğer gelirlerse ikimiz öğretiriz. Yabancılık çekmezler. Daha çabuk işe alışırlar dedim. Annem gelmez bu şehre dedi. Niye? Bir konuşsam belki gelirler dedim. Olmaz kardeşim. Babam olsaydı her şey daha güzel olurdu. Bu yükü tek başıma taşımazdım dedi. Bekar evinde sefalet içinde yaşıyorum. Anneme kardeşime her ay para gönderiyorum. Geçmiyor dedi. Murat'a baban çalışmıyor mu dedim. Murat başını eğerek gözünden yaşlar gelmeye başladı. Ben de kardeşim ne oldu dedim. Kardeşim babam ben 5 yaşındayken vefat etmiş şu an o olsaydı bu sıkıntılar olmazdı. Her şey güzel olurdu. Benim kaderim böyleymiş dedi. Ben de yeni öğrenmiştim. Üzüldüm. Başın sağ olsun kardeşim. Kusura bakma bilmiyordum. Allah mekanını cennet eylesin inşallah dedim. Baban hastalıktan mı öldü dedim. Yok dedi. Trafik kazası geçirmiş. Köyden çarşıya giderken. Köy yolunda arabası uçurma yuvarlanmış. Babam orada ölmüş dedi. Keşke şimdi yanımızda olaydı. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. İşten gelir, havaya atardı beni. Ayaklarımı gıdıklardı. Her akşam çikolata getirirdi. O günler geri gelse, babam keşke yaşasa. Alın yazısı böyleymiş, ne yapalım dedi. Babasızlık çok zor. Tek anı olarak babamı böyle hatırlıyorum kardeşim dedi. Tekrar Allah mekanını cennet eylesin inşallah dedim. Sonra lafı değiştirdim. Murat'a, kanka sana güzel tatlı ısmarlayayım. Ne dersin? Tatlıların ismini saydım. O da cevizli kadayıf olabilir dedi. Gel, benim bildiğim yer var. Oraya gidelim. Parmaklarını yersin dedim. Konuşarak, biraz moral vererek, acısını az da olsa unutturmaya çalıştım. Tatlıcıya vardığımızda, kardeşim ne dilersen o niye dedim. Güzel muhabbetten sonra evlerimize dağıldık. Başka bir hafta sonu, cumartesi günü bir araya geldik. Sahile gidip turlayalım dedik. Oradan eve geçeriz. Birer bira iyi gider dedi. Ben de tamam kardeşim dedim. Sahile vardık. Çimene uzandık. Havadan sudan, iş güç konuşurken Murat atıldı lafa. Biz hep böyle mi yaşayacağız? Para yok pul yok. Yetmiyor kardeşim. Ne yapacağız bilmiyorum dedi. Ben de bir şey diyemedim. Haklıydı. Hayat gerçekten zordu. Bilmiyorum Murat. Öyle böyle hayat devam ediyor işte dedim. O da kardeşim bu bayramda bizim köye ağrıya gidelim mi dedi. Ben de vallahi bilemiyorum. Bir ailemle konuşayım. Haber ederim sana dedim. O da tamam kardeşim kabul ederler inşallah merak etme dedi. Murat benim babam biraz sıkıntılı. Yabancı yer bilmeden göndermez beni dedim. Ne yabancısı? Benim evim, senin evin kardeşim dedi. Sağ olasın kardeşim, bir konuşurum dedim. Sonra Murat lafa atıldı. Hasan, belki biz de zengin olabiliriz dedi. Nasıl olacakmışız dedim. Bizim köyden biraz uzak bir köyde, eski Ermeni köyü var dedi. Eee dedim. Orada altın gömü bulanlar varmış dedi. Nasıl yani dedim. Eski Ermeniler altınlarını Değerli eşyalarını gömerlermiş. Hatta altın çıkaranlar olmuş. Köyden çoğu kişi gömü bulduktan sonra şehre göç etmişler dedi. Onlar zengin olmuşlar. Biz niye zengin olmayalım Hasan dedi bana. Ya bulursak nasıl bulacağız dedim. Onu bir araştırayım ama bildiğim kadarıyla oralar korunuyormuş. Jandarmalar devriye atıyormuş. Nasıl yani dedim. Murat da altın çıkaranlar olduğu için o bölge sit alanı ilan edilmiş. Bu yüzden jandarma rahat bırakmıyormuş dedi. Anladı Murat. Ben bilmem oraları. Sen daha iyi bilirsin dedim. Sen bir dur. Araştırayım. Ne olur? Nasıl yaparız bakalım? Ben sana konu hakkında bilgi vereceğim dedi. İki gün sonra hiç çıkışı sahile gittik. Murat ne yapsın kardeşim? Araştırdın mı dedim. Bu bayramda zengin olacağız. Gelsin altınlar dedi. Peki ne yapacağız? Nasıl olacak dedim. Murat, bir tane dedektör cihazı. Kazma kürek yeter. Önemli olan cihazı almak. Onu da buldum kardeşim dedi. Cihazı İzmit'ten bir adamdan alacaktık. İzmit'teki adamı aradı. Cumartesi gidiyoruz. Ona göre ama 2000 TL para istiyor dedi. Tamam ayarlarız bir şekilde dedim. Murat kararlıydı. Araştırmış demek ki bir bildiği vardı. O köyü de iyi biliyormuş dedim içimden. Beni de bir sevinç sardı. Hayaller kurmaya başladım. Şunu alırım, bunu alırım. Şöyle yaparım. Hayaller güzel ama bir yandan altın buluruz inşallah diye de dua ediyordum. Murat, kurban bayramına az bir zaman kaldı. Biletleri almamız lazım dedi. Ben de tamam kardeşim ama ilk aileme söyleyeyim dedim. O da tamam dedi. Akşam eve gittiğimde saat geç olmuş. Annem hariç herkes uyumuştu. Anne sen uyumadın mı dedim. Oğlum seni bekledim. Neden geç geldin dedi. Ben de işten geç çıktım. Arkadaşla biraz muhabbet ettik. Bu akşam böyle oldu anne kusura bakma dedim. Sonra odama gidip yattım. Yarın cumartesiydi. Herkes evdeydi. Bu konuyu sabah kahvaltısında konuşurum dedim. Sabah olmuş Annem kahvaltı hazır. Kalk oğlum dedi. Lavaboya gidip elimi yüzümü yıkadım. Sofraya gittim. Hayırlı sabahlar dedim. Babam sana da oğlum dedi. Biraz zaman sonra babam atıldı. Oğlum ne var ne yok? İşler güçler nasıl? Var mı bir yaramazlık dedi. Yok baba her şey yolunda dedim. Babam da Allah daim etsin oğlum dedi. Sonra ben lafı atıldım. Baba anne ben bu bayramda Ağrı'ya gideceğim. Arkadaşım çok rica etti. Çok sevdiğim birisi dedim. Kim bu çocuk dediler. Murat. Kendisi Ağrılı. İş yerinden çok yakın arkadaşım dedim. Onlar da. Orada ne işin var oğlum? Tanıdık yok, akraba yok. Gitme boş ver. Hem bayramda birlikte vakit geçiririz dediler. Ben de. Baba. Çok sevdiğim arkadaşım. Efendi. Dürüst. Çok cana yakın birisi. İş yerinde beni o yetiştirdi dedim. Ben ısrarcı olunca peki oğlum sen bilirsin dediler. Teşekkür ettim. Baba benim için de değişiklik olur dedim. Babam nasıl gideceksiniz? Araba var mı? dedi. Yok baba otobüste gideceğiz dedim. Babam da oğlum o yol çekilir mi? En az 19-20 saat sürüyor dedi. Olsun baba geze geze gideriz. Öylesi daha iyi dedim. Kahvaltıdan sonra Evden çıktım. Ailem beni arkadaşıyla ağrıya bayrama gezmeye gidiyor biliyor. Bilmiyor ki altın peşine gidiyorum. Sonu ne olacak? Keşke gitmeseydim o köye ama hayallere kapıldım gittim. Murat aradı beni. Kardeşim neredesin? Yolumuz uzun dedi. Geldim kardeşim. Az kaldı. 10 dakika sonra Marmara'yın oradayım dedim. Murat'la buluşup trene binip İzmit'e vardık adamı bulduk. Mehmet amca ile tanıştıktan sonra Mehmet amca lafa girdi. Nereye gideceksiniz siz dedi. Murat gideceğimiz yeri söylemeden farklı bir yeri tarif etti. Amca bu cihaza merakım var. Köyde ovaları eski yerleşim yerlerini gezmek istiyorum dedi. Mehmet amca da bu define konularında bilginiz yoksa hiç denemeyin derim dedi. Bu işler tekin değil. İlim bilim sahibi değilsen hiç aklınızdan bile geçirmeyin bu olayı dedi. Adamın söyledikleri kafamızı karıştırmıştı. Murat'a ne karar verdin diye sordum. Murat'a oğlum bu kadar yol geldik. Artık vazgeçmek olur mu? Girdik bu yola. Altın bulana kadar devam. Zengin olacağız. Dedi ve eve dönüş yoluna koyulduk. Gömüleri cinler korurmuş. Öyle bir şey yok. Uyduruk şeyler bunlar dedi.'' İlk defa böyle bir şeye kalkıştığım için bunun ne olduğunu bilmiyordum. Ben sadece cuma namazına giden biriyim. Dört tane sure bilirim. Bu yüzden bu konuyla ilgili fazla bilgim yoktu. Gideceğimiz gün gelmişti. Yola çıkmadan önce Murat bize geldi. Bizimkilerle tanıştırdım. Havadan sudan oradan buradan konuşurken zaman geçmiş. Üç saat kadar evde takıldık. Sonra yola çıkma zamanı geldi.'' ailemle bayramlaştık. Ellerini öptük. Vedalaştıktan sonra yola koyulduk. Metro ile otogara geçtik. Oradan da otobüsle Ağrı'ya yola çıktık. Saat 7 civarında otobüse bindik. Git git yol bitmiyordu. Oturmaktan sıkılmıştım. İlk defa bu kadar uzun bir yola çıkmıştım. Ertesi gün öğle saatlerinde Keşmir'e indik. Güzel bir yemek yedikten sonra Yükümüz olduğu için gezmeden köyün yolunu tuttuk. Köye varmamız 45 dakika kadar sürdü. Küçük bir köy ama şirin bir yerdi. Her yer yeşil, ova, tepe. Çok beğenmiştim burayı. Eve girdik. Burat'ın annesiyle askerden yeni gelen kardeşi evdeydi. Tanışıp kaynaştık. Çok iyi karşıladılar. Misafirperverlerdi. Biraz konuştuktan sonra bana bir ağırlık çöktü. Uykum geldi. Murat'ın odasına geçip hemen uyudum. Sabah olmuştu. Uyandım. Murat da uyandı. Kardeşim günaydın. Rahat uyudun inşallah. Bir isteğin var mı dedi. Murat. Annem kahvaltıyı şimdi hazırlamıştır. Hadi kalk kardeşim dedi. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra sofraya gittim. Kahvaltıdan sonra köy ve etrafı gezdik. Gezerken Murat bana Hasan işte bak gideceğimiz yer Tepe'nin arkasında. Eski Ermeni köyü dedi. Çok uzak orası. Nasıl gideceğiz oraya dedim. İki yol var. Biri köyden ödünç araba alırız ama jandarmalar hep devriye atıyorlar. O sıkıntı. Yürüme gitsek işimiz çok zor. Uzak ve bir sürü malzeme var. En güzeli köyden ödünç eşek kalıp malzemeleri ona yükler gideriz dedi. Dikkat etmemiz gereken Devriye giden ekiplere yakalanmamak gerisi kolay dedi. Bu gece karanlık çökünce çıkalım. Hiç kimse ve köylü görmeden dedi. Peki aldığın eşeğin sahibine ne diyeceksin? Demeyecek mi gece gece eşeği ne yapacaksınız diye dedim. Evet haklısın dedi. Murat bizim şu aşağıda Hatice'nin ne diye biri var. Biz de onun eşeğini alırız. Teyze bu eşek bu gece bizde kalsın. Misafirim var onu gezdireceğim dedim dedi. Eşek de böylelikle halletmiştik. Eşeği alıp Murat'ın evine gittik. Yemek yedikten sonra malzemeleri eşeğe yükledik. Murat annesine, anne biz pikniğe gidiyoruz. Gece geç saatlerde geliriz. Bizi bekleme dedi. Evden ayrıldık. Yamaçlardan, ovadan el fenerleriyle gitmeye çalışıyoruz. Çok yorulmuştuk. Biraz dinlenip sigara içtik. Sonra tekrar devam ettik yolu. Tepeden zar zor indik. Düz bir yere geldik. Kardeşim işte burası dedi. Feneri ileriye tutup buraları kazmışlar. Gördün mü dedi. Ben de sonra malzemeleri eşlikten indirdikten sonra Murat makineyi ayarladı. Etrafta eski evler vardı. İçleri boştu. Oraları aradık. Bir şey yoktu. Başka bir harabe eve girdik. Yine bir şey bulamadık. Sonra etrafında dolandık. Büyük bir ağacın yanından geçerken makine ötmeye başladı. Murat, ''Buraya bakalım ne varmış?'' dedi. Biraz kazdıktan sonra makineyi tuttuk, yeni ötüyor. Bu sefer ben kazmaya başladım. Murat, el fener tutuyordu. Bir buçuk iki metre kazdıktan sonra bir şey parlamaya başladı. Yakından baktık, bir testi vardı. İçinde bir şeyler gözüküyordu. Testinin içinde altın vardı gözlerimize inanamadık. Murat testinin içindeki altını almak için elini soktu. Fakat çıkarttığında elinde altın yoktu. Allah Allah bir daha almaya çalıştı. Elini sokuyordu. Fakat yine altın yoktu. Ama gördüğümüz altındı. Altını görüyorduk ama alamıyorduk. Hasan bir de sen elini sok. Belki sen alırsın dedi. Ben de korkmuştum. Fakat elimi soktum ama yine alamamıştık. Bu durum beni çok korkutmuştu. Murat bana hemen panik yapma dua okuyalım sen de oku dedi. Tamam dedim. Dua okuduktan sonra biraz deprem olur gibi sarsıntı olmaya başladı. Ben korkulu gözlerle etrafa bakarken Murat çömelmiş altınları almaya çalışıyordu. Elini testiden tam çıkartırken Murat donup kaldı. Ben de elindeki o testiye bakıyordum. Altınlar tek tek dökülüyor ama Murat ileriye bakıyordu. Murat dökülüyor toplasana dedim. Ben değildim. Murat'ın omzuna dokundum. Tam yüzüne bakacaktım ki Murat çığlık atmaya başladı. Bismillah, Bismillah diyerek ayağa kalktı. Beni de iterek kaçmaya başladı. Olanlara bir anlam veremedim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Olayı anlamaya çalışırken ağacın tam yanından rüzgar esmeye başladı. Rüzgarın esintisiyle pis bir koku vardı etrafta. Murat bağırarak giderken on saniye geçmedi. Başıma bir çevirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Ağacın yanında kara çarşaflı birisi vardı. El feneri de o an şaşkınlığımdan olsa gerek o kara çarşaflının ayağına isabet ediyordu. Ayakları tersti. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl bir şeydi? Oradan nasıl kaçtım? Nereye kaçtım bilmiyorum. Allah'a emanet koşuyordum. Bir tane yola indim. Sanki hep arkamda gibiydi. Yoldan araba geçmiyordu. Gece yarısı. Biraz daha koştum. Karşıdan bir tır geliyordu. Tırın durması için yolun ortasında durdum. Tır durunca hemen bindim. Adam da donup kalmıştı. Adama çabuk gidelim abi ne olursun hemen sür dedim. Adamın yüzünde de korkunç bir ifade vardı. Adamın da korktuğu belliydi. Çünkü benim arkamdan gelen varlığı o da görüyordu. Adam dualar okuyarak ilerlemeye başladı. Hızla oradan uzaklaştık. Epey bir yol kat ettikten sonra bayağı rahatlamıştım. Şoförle tanıştıktan sonra lokantaya gittik. "Sana ne oldu böyle? Anlat bakalım." dedi. Ben de ne yaptıysam söyledim. Mesut abi de anladım oğlum? O işler tehlikeli ve onların koruduğunu bilmiyor muydunuz dedi. Hayır abi, gerçek olduklarına inanmıyordum dedim. Ucuz atlatmışsınız, arkadaşın nerede dedi. Ben de, o altını buldu. Tam çıkartırken bağıra bağıra kaçtı. Ben de nasıl kaçtım bilmiyorum. Şu an arkadaşım ne durumda onu da bilmiyorum dedim. Törcü Mesut abi İstanbul'a gidiyordu. Ben de onunla birlikte İstanbul'a döndüm. Annem evdeydi. Oğlum bu halin ne? ne? oldu sana? Her yerini çizik, üstünü yırtık. Ben de açıkladım. Her şeyi anlattım. Daha sonra annem babamı aradı. Annem olanları babama anlattı. Sonra birlikte hocaya gittik. Hoca bana muska yaptı. Şu an iyiyim. Arkadaşım Murat'aysa bir hafta sonra ulaştım. O da defineyi aradığımız yere yakın bir yerdi. Ailesi tarafından bulunmuş. Onlar da bir hocaya gitmişler. Ona da muska yapılmış. Onun da durumu iyiymiş şu an. Bazen bu olay rüyalarıma giriyor. Yaşayan bilir. Allah'a ibadet edin. Helal para kazanmak en iyisi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olaylar Yaşayan kişinin ağzından size aktarılmaktadır. İsimler değiştirilmiştir. Henüz 19 yaşındaydım. Doğuştan konuşma bozukluğum olduğu için hep dışlanan, hor görülen bir kız olmuştum. Mahallemizde Murat adında genç bir delikanlı vardı. Biraz serseri, hipsiz, sapsız, tekinsiz biriydi. Ama bana bir kadın olarak ilgi gösteren çok az insandan biriydi. 16 yaşımdan beri onunlaydım ve gerçekten çok seviyordum. Murat dengesiz bir yapıya sahipti. Beni dövmesi için bir sebebe ihtiyaç duymazdı. Bugün seni balkonda gördüm. Sen nasıl balkona çıkarsın diye üstüme saldırabilir. Beni çok ağır dövebilir. Ama yine de seviyordum. Elimden bir şey gelmiyordu. Ailem bu olanları bilmiyordu. Babam da aynı şekilde çok sinirli birisiydi. Eğer bir erkekle görüştüğümü ve dayak yediğimi duysa Murat'ı öldürür üstüne yine babamdan da dayak yiyen ben olurdum. Yıllardır Murat'la birlikteydim. Murat'ın ailesinin durumu iyiydi. Çalışmıyor. Orada burada boş boş dolaşıyordu. Bense artık evlenmek, aile kurmak istiyordum. Sonunda bir gün rüyalarımın gerçekleştiğini sandım. Murat, kafasının güzel olduğu bir gün eve gitme, bana kaç dedi. Şaşırmıştım. Aynı zamanda da çok mutlu olmuştum saf bir şekilde kaçmama gerekiyor ki. Gelip Allah'ın emriyle istersen babam verir dedim. Neden bilmiyorum ama Murat öfkelenmişti. Bir anda bana ağza alınmayacak hakaretler etmeye ve bana vurmaya başlamıştı. Hırsını aldığında da çekip gitti. Günler geçiyordu. Murat ne telefonlarıma çıkıyordu ne de beni arıyordu. Mahallede de bir türlü göremiyordum. İçten içe kahroluyordum. Aradan aylar geçmişti. Bir gün marketten dönerken yan mahallede bir koşuşturma olduğunu gördüm. Masalar, sandalyeler kuruluyor, ara mahalle trafiğe kapatılıyordu. Mahalleden birine burada ne olduğunu sordum. Bu akşam Murat'ın düğünü var dediğinde bir an beynimden vurulmuşa dönmüştüm. İnanamamıştım. Şok olmuştum. Hayalet gibi ellerim titreye titreye eve döndüm. Tüm akşam gözyaşları içinde balkondan kalabalığı gecenin sonunda da Geçip giden gelin arabasına izledim Gözüme uyku girmiyordu Zaman geçmek bilmiyordu Çimdeki keler öyle büyüktü ki Nefes dahi alamıyordum Annem durumumu fark ediyordu ama Ona da bir şey söylemek istemiyordum Yıllarımı verdiğim adam Başkasıyla evlendi demek istemiyordum Bir gün Annem, babam, ben, abim ve kız kardeşim Salonda oturuyordu Her şey sakin ve normaldi Hiçbir sıkıntı yoktu sıkılmış bir şekilde boş boş televizyon izliyorduk. Bir an oda kapısının yanında duran şeyi görünce korkudan sanki kalbim bir anda durdu. Gözlerim kocaman açılmış, dilim tutulmuş bir şekilde deliler gibi çırpınmaya, korkuyla o varlığı işaret etmeye başlamıştım. Çürümüş, gri çıplak bedeni, eğri büğrü başındaki dökülmüş saçları, beyaza dönmüş korkunç gözleri ve bir keçiyi andıran toynaklı ayakları Tam karşımda duruyordu. Ben dehşetle, korkuyla kendimi paralarken o sadece karşımda durmur, zevkle gülüyor ve beni izliyordu. Ailemse ne olduğunu anlamamış, teres içinde beni sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ne olduğunu soruyorlardı. Ne olduğunu ben de bilmiyordum. Sadece karşımda tüm iğrençliğiyle duran o yaratığın gitmesini istiyordum. Üstümü başımı yırtmış, boğazım yırtılırcasına bağırmıştım. Sonunda korkudan ve dehşetten olduğum yere yığılıp kaldım. Kendime geldiğimde annem bileklerime kolonya sürüyordu. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Aklıma geldikçe hala kalbim deliller gibi atıyordu. Tüm ailem başıma toplanmış ne olduğunu soruyordu. Onları gördüğüm yaratır karşıma geçip öylece bana gülmesini anlat. Ailemin gözleri kocaman olmuş şu içinde bana bakıyorlardı. Babam tedirgin bir şekilde olur mu kızım hiç öyle şey? Hayal görmüşsündür. Son günlerde sende bir haller vardı. Belki sinirlerin bozulmuştur dedi. Ben babamın söylediklerini duymuyor. Yaşadıklarımın etkisiyle gözyaşları akıtmaya devam ediyordu. Yatma zamanı gelmişti. Ama ben yalnız kalmaya ya da yatmaya korkuyordum. Ergenlik çağında olan kız kardeşimle aynı odada kalıyorduk. Annemleri de korkutmamak için konuyu kapattım. Herkes yatmaya gitmişti. Ben de kız kardeşimin yanına yatmaya gittim. Karanlık odadaki yatağıma uzandım ve uyumaya çalıştım. Bir süre sonra uykuyla uyanıklık arasında odada dolaşan hafif ayak sesleri dikkatimi çekti. Kız kardeşim hemen yanımdaki yatakta uyuyordu. Odanın kapısı kapalıydı ve hiç açılmamıştı. Yorganımı başıma kadar çektim. Ne olduğuna bakmaya korkuyordum. Buna cesaretim yoktu. O şeyin başucuma kadar gelip başımda dikildiğini hissedebiliyordum. Bu şekilde sabaha kadar gözümü dahi kırpmadan yorganın altında. O şekilde korku içinde dualar ederek yattım. Aradan saatler geçmişken kardeşimin tuvalete kalktığını duydum. Ve bir sesle Esra'ya seslendim. Esra odada biri var dedi. Esra saçmalama abla odada kimse yok dedi. Ellerim titreye titreye, derin bir nefes çekti ve başıma çektiğim yorganı hafifçe kaldırdığım gibi nefesim kesildi. Karşımda dikilen kardeşim Esra değildi. Karanlık odada cismini görmediğim bir şey, kan kırmızı, parlak gözleriyle başucumda dikilmiş, dikkatlice bana bakıyordu. Korku ve dehşet içerisinde boğazım yırtılırca sana attığım çığlıkla hemen yanımdaki yatakta yatan kardeşim, uyku sersimi bir şekilde ayağa fırladı. Hemen ışığı yakıp yanıma koştu. Abla iyi misin ne oldu diye soruyordu. Annem babam ve abim de çığlığıma koşup gelmişlerdi. O şey ortadan kaybolmuştu ama ben hala dehşetle çığlıklar atıyor. Korkudan üstümü başımı yırtıyordu. Ailem beni tutuyor, sakinleştirmeye çalışıyordu ama bir türlü kendime hakim olamıyordum. Kalp krizi geçirip ölmek üzereydim. Ailem sonunda benimle başa çıkamadı, ambulans çağırdı. Gelen görevliler bana sakinleştirici bir iğne yapmışlardı. Elimi dahi kaldıramıyordum. Gitmeye hazırlanan görevliler babamı kenara çekmiş, iğnenin geçici bir önlem olduğunu, sinir krizi geçirdiğimi ve bir an önce bir doktora görünmem gerektiğini söylediler. İğnenin etkisiyle iyice gevşemiş bir şekilde ağırlaşan gözlerimi yumdu ve uykuya daldım. Saatlerce uyumuştum. Uyandığımda evde sadece küçük kız kardeşim vardı. Babam ve abim işe, annemse markete gitmişti. Kız kardeşim mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Kendimi sersem gibi hissediyordum. Uyku sersemi bir şekilde kendime gelmeye çalışırken Murat'ın sesini duyar gibi oldum. Bana sesleniyordu. Şaşkın bir şekilde kulak kabarttı. Gerçekten de Murat bana sesleniyordu. Aradan aylar geçmişti. O evlenmişti. Biraz heyecan, biraz korku ve endişeyle yerimden kalktım. Ses balkondan geliyordu. Balkona çıkıp sağa sola bakındım. Hemen aşağıdan bana sesleniyordu. Zehra, buradayım. Bana gel hadi diyordu. İnanamamıştım. Üçüncü katta oturduğumuz halde Murat o kadar yakın görünüyordu ki elimi uzatsam dokunacak gibiydim. Zehra, seni çok özledim. Özür dilerim hadi gel atla aşağıya korkma bir şey olmaz diyordu. O an tek düşündüğüm Murat'a gitmekti. Elimi uzatıp ona dokunmak istedim ama yetişemedim. Murat arkasını dönmüş gitmeye başlamıştı. O gitmeden onu yakalamalıydım. Bir ayağımı demirlerden attım. Arkasından gitme diye bağırıyordum. Bir ara annemin sesini duyar gibi oldum. Bana sesleniyordu ama onu tam duyamıyordum. Tam diğer ayağımı da atacaktım ki Birisi beni tutup sertçe yere çarptı. Başımı çarpmıştım. Sersemlemiş bir şekilde ne olduğuna baktım. Kardeşim Esra ve annem gözyaşları içinde başımda dikilmiş. Ne yapıyorsun sen diye bağırıyorlar. Sanki bir rüyadan uyanmış gibi şaşkınlık içinde yerinden doğrulup balkondan aşağıya baktım. O kadar yüksekti ki ortada Murat falan da yoktu. Annem beni içeriye soktu. Esra'yı asla başımdan ayrılmamasını tembihledi. Fahit, babamı aradı. Salonlar konuşmalarını duyabiliyordum. Zehra'yı bir an önce doktora götürmeliyiz. Durum hiç iyi değil. Kendisine zarar verecek. Balkondan atlamaya kalktı diyordu. Oysa ki ben balkondan atlamaya çalışmamıştım. Murat'a gitmeye çalışmıştım. Ertesi gün apar topar beni uzman bir doktora götürdüler. Onlarca testten sonra Doktorun verdiği bir poşet ağır ilaçlarla eve döndük. İlaçlar o kadar ağırdı ki beni sadece uyuşturuyordu. Ağzımı açıp konuşasım bile gelmiyordu. Tek yapabildiğim halsiz bir şekilde oturmaktı. Uyuşmuş bir şekilde oturduğum köşemden evin içinde gezinen gölgeleri izliyordum. Her yerdelerdi. Bizimle birlikte evde yaşıyor gibiydiler. Gölgeler sorun değildi. Onlar beni korkutmuyordu ama o keçi ayaklı gri vücutlu çıplak yaratık geldiğinde işte o zaman çıldırıyordum. Yine ilaçların etkisiyle ağır bir uykuya dalmışken yatağımda büyük bir ağırlıkla gözlerimi açtım. Nefesim kesilmişti ve bir türlü nefes alamıyordum. O yaratık üstüme oturmuş boğazımı sıkıyordu. Öyle ağırdı ki kımıldayamıyordum. Boğazımı öyle kötü sıkıyordu ki gözlerim yerinden çıkacaktı ciğerlerinde kalan son nefesle çığlıklar atmaya, gözlerinden boşalan yaşlarla yardım istemeye başladım. Esra hemen yerinden fırladı. Işığı açtı. Artık o da çok korkuyordu. Koşup annem babamı uyandırmış. Hepsi birlikte odaya doluşmuşlardı. Ben krize girmiş bir şekilde yattığım yerde titrerken babam beni tutmuş sarsarak kendime getirmeye çalışıyordu. Tükenmiş bir şekilde zar zor çıkan sesimle sadece beni öldürmeye çalışıyor diye bildim. Sonra her şey karardı. Günler böyle geçmeye başlamıştı. Doktor kontrollerine gidiyor, ilaçlarımı devamlı kullanıyordum. Evin içinde dolaşan şekilsiz, karanlık gölgeler ve o keçi ayaklı gri yaratık her an ensemdeydi. Ara ara Murat'ın sesini duymaya devam ediyordum. Bana kendime zarar vermemi söylüyordu. Her yönden saldırı altındaydım ve gücüm Günden güne tükeniyordu. Bir deri bir kemik kalmışken annem daha fazla dayanamadı. Babam ilk başlarda karşı çıksa da o da benim bu halime daha fazla dayanamayacak duruma gelmişti. Kız kardeşim bile benden köşe bucak kaçıyor. Benimle yalnız kalmaya korkuyordu. Sonunda babam ikna olmuştu. Annem beni alıp şehrin Gecekondu Mahallesi'nde bir hocaya götürmüştü. Eski püskü, harap haldeki evde Bet suratlı kazın musallata vurduğumu söylemişti. Anneme çok yüksek bir ücretle bir muska ve bir şişe su vermişti. Söylediğine göre bu okunmuş suymuş ve cinleri kovmamızı sağlayacakmış. Doktora gitmeyi bırakmıştım. Çünkü ilaçlar beni uyuşturmaktan başka bir işe yaramıyordu. O günden sonra evde bir köşe kapmaca başlamıştı. O keçi ayaklı kriyi yaratı her gördüğümde korku ve dehşetle krize giriyordum babam benim işaret ettiğim yere fıs fıs koydukları sözde cin kaçıran sudan sıkıyordu. Bazı geceler öyle şiddetli krizlere giriyordum ki annem cinci kadını arıyor yardım etmesi için yalvarıyordu. Cinci kadınsa bu gecelik cinleri kendime davet edeceğim. bir gece rahat edecek diyor karşılığındaysa büyük paralar istiyordu. Kaç tane hocaya gittiğimizi ne paralar harcadığımızı hatırlamıyorum bile. Böyle böyle. Babam evlerimizden birini satmıştı. Fakat ben düzelmemiştim. Daha kötü durumdaydım. Bu şekilde yıllar geçmişti. Benimle birlikte ailem de sağlığını yitirmiş. Hepsi sinir hastası olmuştu. Ben de artık duruma alışmıştım. Bir dere bir kemik kalmış halimle oturduğum yerden onları izliyordum. Kız kardeşime bak orada bizi izliyor diyordum. Artık geceleri benimle aynı odada yatmak bile istemiyordu. Her şeyden vazgeçmişti. Ölüm bekliyordum. Hiçbir umudum kalmamıştı. Bu acıma çare bulduğum tek şey kendime zarar vermekti. Çünkü yaşadığımı sadece canım acıdığı zaman hissedebiliyordum. Herkes benden korkuyordu. İyice tükendiğim bir gün odamda tek başıma yatağa uzanmış düşünürken artık canıma tak ettiğini fark ettim. Ne için yaşıyordum ki? Annemle bile konuşmayı bırakmıştım. Tüm gün odama kapanıyor. Musallatımla baş başa oturuyordum. Yattığım yerden, kardeşimin mumlarının yanında duran kibrit gözüme takıldı. Yine kulaklarımda fısıltılar dolaşmaya başlamıştı. Tamam dedim kendi kendime. Madem ölmemi o kadar istiyorsunuz, ben ölene kadar durmayacaksınız. Sizin istediğiniz gibi olsun. Yerimden kalktım. Kibriti aldım. Kapımı kilitledim. Yatağımın baş ucundaki pencerenin perdelerini ateşe verdim. Ve yine yatağıma uzandım. Koskoca perde, boydan boya alev almış, odayı bir duman kaplamıştı. Bense umursamaz bir şekilde yatağımda uzanmış, alev alıp ölmeyi bekliyordum. Duman öyle yoğun bir hal almıştı ki, abimle annem kapıma dayanmışlar. Telaşla kapıyı çalıp adımı sesleniyorlar. Kapıyı açmamı söylüyorlardı. Sonunda abim kapıyı omuzlamaya başladı ve kırıp içeri girdi. Abim perdeleri söndürmeye çalışırken annemse pencereleri açıyor, dumanın dışarı çıkmasını sağlıyordu. Perdeler söndükten sonra abim gözleri kan çanağı olmuş bir şekilde beni tutup sert bir tokat attı. Bizi de mi öldürmeye çalışıyorsun diye bağırıyor, küfürler ediyordu. Beni daha da dövecekken annem zar zor aramıza girdi ve ona engel oldu. Abimin tokadı canımı yakmamıştı bile. Canımı yakan tek şey bir türlü bu hayattan kurtulamıyor olmaktı. Annemle abim odayı toparlarken ben umursamaz bir şekilde balkona hava almaya çıktım. Şu durumda annem beni yalnız bırakmazdı ama ya odanın haline dalmıştı ya da peşimde dolanmaktan artık o da bıkmıştı. Balkonda oturmuş kederli bir şekilde etrafa bakınıp kaderime isyan ederken çapraz apartmanın penceresinden başını uzatmış etrafa bakınan bir genç dikkatimi çekti. Yıllardır içine düştüğüm kabustan genç bir kız olduğumu unutmuş yuva kurma hayallerinden vazgeçmiştim. Pencereden etrafı izleyen bu gençle göz göze geldiğimiz an yıllardır ilk kez heyecanlandığımı hissetmiştim. O günden itibaren cinlerin saldırısına uğramadım ve kendimi daha iyi hissettiğim günler başladı. Balkona çıkıp hava almaya başladım. Bir umut belki o genci yeniden görürüm diye etrafa bakınır olmuştum. Bir gün oturmaya gelen komşu teyzelerden biri annemle sohbet ederken üst katlarına taşına İranlı gençten bahsediyordu. Hemen kulak kabarttım. Söylediğine göre İran'da iyi bir ailenin çocuğu olan Erfan Türkiye'ye yerleşme kararı almış ve bizim mahallemize taşınmıştı. Evlenecek bir kız arıyordu. Komşu teyze aklıma Zehra geldi deyince kalbim duracak gibi olmuştu. Annem kederli bir şekilde, Zehra'nın durumunu biliyorsun, olmaz bu iş dedi. Çok üzülsem de annem haklıydı. Benim gibi birinden kimse eş olmazdı. Komşu teyze böyle söyleme, belki de kızı yok kurmadığı için bu hallerdedir. Bir tanışsınlar, ne kaybedersiniz ki deyince kendimi tutamadım. Odaya daldım, gelsin anne dedim. Hem ben artık kendimi daha iyi hissediyorum. Annem şaşırmıştı ama yine de karşıydı. Onu ikna etmek için günlerce dil döktükten ve normal görünme çabalarının sonunda annemi ikna etmeyi başarmıştım. Annem komşu teyze ile konuşmuştu. Komşu teyze de Erfan ile konuşacaktı. İçimden bildiğim tüm duaları okuyordum. Sonunda haber gelmişti. Erfan ailesi burada olmadığı için komşu teyze ile birlikte Ailemle tanışmaya gelecekti. Bu, son yıllarda başıma gelen tek mutluluk verici şeydi. Yıllardır ilk kez Murat'tan sonra yuva kurabilmek için içimde ufak da olsa bir umut vardı. Erfan elinde çiçeği ve çikolatasıyla komşu teyze ile beraber gelmişti. Babam onları buyur ederken heyecandan elim ayağım titriyordu. Onlar oturmuş sohbet ederken ben mutfağa geçmiş kahve yapıyordum. Kahveler pişmiş ben içeri geçecekken koridordan geçen bir karartıyla yine ellerim titremeye başlamıştı. Bu sefer heyecandan değil yine korkudan titriyordum. Geç kalmamdan dolayı meraklanan annem mutfağa yanıma gelmiş. Telaşla iyi misin yine mi bir şey oldu diye soruyordu. Normal görünmeye çalışarak bir şey yok anne kahveler geçmişti dedim. Tepsiyi aldım ve annemle birlikte salona geçip kahveleri ikram ettim kahvesini verirken Erfan'ın koyu kahverengi gözlerine bakmıştım. Ve o an korkumu unutmuştum. Neden bilmiyorum ama bu çocuğu balkonda bir kere gördüğüm o günden beri aklımdan çıkaramamıştım. Erfan yakışıklı bir gençti. Benim neyimi beğenmişti. Bana görücü gelmeyi kabul etmişti gerçekten anlamıyordum. Ama çok mutluydum. Bir süre sohbet ettikten sonra babam lafa girdi. Bak evladım İyi bir gence benziyorsun. Bizimle tanışmaya, kızımızı görmeye gelmişsin ama bu iş olmaz. Bizim kızımız hasta dedi. Bir anda beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Babam nasıl böyle bir şey söylerdi? Tekrar normal olabileceğimi, düzelebileceğimi düşünmüşken. Babam hayallerimi tek bir sözüyle yıkıp atmıştı. Belki de haklıydı. Başka bir gencin başını yakmak istememişti. Ben kenarda utanç içinde başımı öne eğmişken. Erfan hiç istifini bozmadan sakince kızınızın nasıl bir rahatsızlığı var diye sordu. Herkes suspus bir şekilde ne söyleyeceğiz diye düşünürken kız kardeşim ablam cinli diye laf aldı. Henüz çok genç olduğu için aklı ermemiş, pat diye benim utancımı söyleyi vermişti. yine hiç istifini bozmamış, soğukkanlı bir şekilde tahmin etmiştim dedi. Hepimiz şaşırmış bir şekilde Erfan'a bakıp kalmıştık. Zehra Hanım'ı balkonda ilk gördüğüm gün böyle bir şeyin olduğunu tahmin etmiştim dedi. Babam şaşkın bir şekilde. Buna rağmen mi görücü olarak gelmeyi kabul ettin? Hem nasıl anladın ki diye sordu. Erfan derin bir nefes çekti. Bu tür şeylerle ilgilenen bir ailem var. Uzman sayılmam ama size yardım edebileceğimi düşünüyorum dedi. Ayağa kalktı. Zehra Hanım odanın ortasına doğru geçebilir misiniz dedi. Karşıma geçti. Bir yandan ne olduğunu anlamadığım şeyler söylüyor. Bir yandan da ellerimi kollarımı sıvazlayıp indirip kaldırıyordu. Neden yaptığını anlam veremediğim tuhaf hareketler yapıyordu. Bu dakikalarca sürdü. En sonunda yorgun düşmüş bir şekilde kendisini kanepeye atıp oturdu. Herkes şaşkın şaşkın ona bakıyordu. Annem şimdi ne oldu diye sordu. Erfan bıkkın bir şekilde derin bir nefes çekti ve musallatı ondan aldım. Zayıf, güçsüz insanları hedef seçerler, kolayca yapışırlar, onlardan beslenirler. Ben musallatı üstüme alabilirim, onlara direnebilirim ama bu benim için bile yorucu bir şey. Sizden bir şey rica edeceğim, bunu kimseye anlatmamanızı. Üstüme daha fazla yük almak istemiyorum dedi. Erfan'la evlendik. İki de çocuğumuz oldu. Yıllar sonra evliliğimiz yürümedi. Boşandık. Ama yine de ona hayatımı borçluyum. İster kader olsun, ister rastlantı. Onunla tanışmam hayatımı kurtardı. Ve o günden sonra asla böyle bir şey yaşamadım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu hikayeyi de bir imamın başından geçen olayı seslendiriyorum. İyi seyirler. En nihayetinde beklediğim gün gelip çatmış. Atanmam tamamlanmıştı. Otobüsle görev yapacağım K. elinin, Ç. ilçesinin Ufakse köyüne imam olarak atandığımı bildiren kağıtlar ceketimin cebinde durmadan heyecanla ikide bir açıp baktığımda kıvrım kıvrım olmuştu. Olayların 78 senesinde yaşandığını da unutmadan ekleyeyim. Hikayenin başında 25 yaşımdayken ilk atamam gerçekleşince doğup büyüdüğüm Sivas'tan kalkıp tek başıma hiç düşünmeden yola koyulmuştum. Köyü çok merak ediyordum. Bana nasıl davranacaklarını, nasıl bir camide görev yapacağımı falan. Kısacası kıvamda çok fazla soru işareti vardı. Kavurucu bir haziran sıcağı var. Otobüsten indiğimde bir an yüzüme vuran serinlikten eser dahi kalmamıştı ortalıkta. Beni bağlı bulunduğum köyün yakınındaki yolda bırakan otobüs şoförünün dediği kadarıyla daha bir, bir buçuk saat daha yolum var ve onun dediği tarafa doğru araç girmediğinden elimde bavulumla ilerliyorum. Köşe bucak, göz alabildiğine her yer bozkır sarısı. Yolun sağındaki ve solundaki buğday başaklarına dadanan birkaç çekirgenin dışında her şey güneşin yakıcı sıcaklığına teslim olmuş durumda. Biraz ötemde eşeğine attığı yükün ardından yürüyen köylülere rastladım. Ama ya görmüyorlar ya da aldırmayıp yola devam ediyorlar. Burası sanki kimsenin ayak basmadığı bir çöl gibi geliyor bana. Dayanamayıp gölgesine sığınabileceğim bir ağaç bulmaya çalışıyorum. Eskiden tere olduğu belli olan gölge bir yere çömelip ayakkabılarımı çıkarıp ayaklarımı rahatlatıyorum. Uzun süredir yürüdüğümden paranoya yapıp acaba yanlış tarafa doğru mu yürüdüm diyerek telaşa kapılmıyor da değildim. Bu arada artık kuruyan dere yatağı da ilgimi çekmişti. Devrilmiş ağaçlar ve uzayan otlar yüzünden korkunç bir görünümü vardı. Daha fazla zaman kaybetmemek adına kalan suyumdan biraz daha içip yürümeye devam ettim. Bir süre sonra önüme uzaktan tek tük evler gözükmeye başladı. Ama bakımsız Eskiarpit evler. Pek bir ümidim olmasa da onları iyice yaklaşıp içlerinden birinin kapısını çaldım. Biraz bekledikten sonra kapıyı 17-18 yaşlarında olduğu belli olan bir genç açtı. Beni tersleyerek "Kimsin? Ne istiyorsun?" diye sordu. Ben de hemen durumu anlatınca genç yumuşadı. İçerideki annesine biraz işim var dedikten sonra bana dönüp "Gel abi." kusura bakma seni köyümüzün muhtarına götüreyim dedi. Ben de onun peşine takıldım. Köyde ilerledikçe gördüm ki hemen hemen 40-50 kadar hane var ama adının Murat olduğunu öğrendiğim gencin demesine göre de diğer çevrelerden de göçmenler buraya çok namaza geldiklerinde cemaati baya fazla odurmuş özellikle cumaları. Köy çok eskiydi. Zamanına göre sanki yetmişlerin sonunda değildi. Kırklar, ellilerde kalmış bir yer gibiydi. Ne elektriğin ne de suyun olmaması şevkimi kırsa da yıllardır bugünü beklediğimi anımsayınca içimde pes etmek yok diyordum kendime. Az sonra muhtarın yanına vardık. Muhtar derviş altmışlarının sonunda ama dinç bir adamdı. Murat beni muhtarla tanıştırdıktan sonra yanımızdan ayrıldı. Biz de muhtarla birer çay içtikten sonra camiye doğru yürümeye başladık. Yolda köyün camisinin tek minaresini görmüştüm. Ama camiyi görmediğimden nasıl bir yer olduğunu merak ediyordum. Cami eski olmasına rağmen hala çok güzeldi. İçi korktuğum kadar beni uğraştıracak bir yanı yoktu. Daha sonra muhtarla kalacağım küçük lojmanı gördük. Benden önceki imam bayağı yaşlı olduğundan pek ilgilenmemişti evle. Beni asıl uğraştıracak şeyse ev ve bahçe olacaktı. Arada iki hafta kadar geçmiş, ben evi toparlamış, cami eşrafı ve köylülerle de iyice kaynaşmıştım. Köyün insanlarının yardımsever ve cene yakın olmaları da benim alışma sürecimi hızlandırmıştı. Arada bazen köyün tek telefonunu kullanıp muhtardan ailemle haberleşiyor. Bazen de ilçe merkezine gittiğimde arıyordum evdekileri. O zamanlar tek eğlencemiz de kahvede yapılan arkadaş muhabbetleri ve düğünlerdi. Pek sık olmasa da bizim köyde de düğünler olur ve yokluğa rağmen güzel olurdu buranın düğünleri. Yine yakınlarda bir gün düğün olacağı köye yeni bir gelinin geleceği duyulunca da insanların yüzünde bir mutluluk oluşuyordu. Namazı kıldırmış, evin tadilatıyla ve bahçe işleriyle uğraştığım bir sırada köylülerin deli olduğunu söyledi. Ama benim bir zararını görmediğim Ali geldi yanıma. Gelin gelecek, gelin gelecek diye tekrar etmeye başladı. Elleri yaşların başında ama masum bir çocuk gibiydi Ali. Kimseye bir zararı dokunmazdı. Zamanında bazı olaylar yaşamış, sonra aklını yitirmiş der. Köydekiler, üzerinde daha fazla bir şey söylemezdi köylü. Ya da onlar da bilmezdi yaşadıklarını. Gel bana yardım et, Sonra camiye birlikte gideriz deyince koşarak bahçeye girip yardımma geldi ama arada çalışmayı kesip bu gelen gelin de delirecek, bu gelin de delirecek demeye başladı. Bana söylediler, onu da alacaklar diye saçma sapan konuşuyordu yine Ali. Pek aldırış etmeden gülüp geçtim söylediklerini. İşlerimizi bitirdikten sonra yemeğimizi yiyip namaz için camiye girdik benden önce görev yapan imamın vefat etmesinden dolayı eşyalarının bir kısmı hala bana verilen ufak evimin bir odasında öylece yığılı duruyordu. Gelen imam ihtiyacı olana dağıtsın diye düşünmüş imamın ailesi. Ömer Hoca olduğunu öğrendiğim rahmetlinin birçok kitabı ve kendi el yazması notlar ve bir takım dualarının bulunduğu bir kitaplığı vardı. Bir akşam can sıkıntısından bu kitaplara da göz atmaya karar verdim. Sonuçta camiye koyabileceğim bir şeyler çıkarsa, burada çürüyeceğine bir işe yaraması daha iyiydi. Kitapların arasında Kur'an ve hadis kitapları dışında, öte alemden varlıklarla ilgili kitaplar, muska yazılması için gereken dualar ve büyü bozulması için yapılması gereken şeylerin yazıldığı kağıtlar ve defterler de vardı. Anlaşılan o ki, bu küçük köyde bile büyük işiyle uğraşanlar vardı maalesef. Bu kitapları bir kenara koyup, cami için işe yarayacak olanları bir çantaya koyup, ertesi gün camiye götürmek için küçük masanın üzerine bıraktım. Aradan günler geçti. Düğün vakti geldi çattı. Köyde süslendi tabii. Bu arada ben evde akşamları uyku tutmadığında Ömer hocadan kalan el yazmalarını ve kitaplarını okuyor. Hani lazım olmaz ya ilgimi çektiği için cinleri hakkında da her akşam bir şeyler öğreniyordum. Akşam vakti kapım çalındı. Cami cemaatinden, yaşı bana yakın olanlardan Ekrem, tek başına düğüne gidemem, çekinirim diye beni almaya gelmiş evime. Köyün imamı olduğundan biraz ağır ağırbaşlı davranmam gerekirdi. Ama arada ufak da olsa eğlenmek benim de hakkımdı. Biraz sonra düğün yerindeydik. Ekrem ve yaşıtlarım gençlerle birlikte oturduk. Onlar köyün bekar genç kızlarını izlerken ben de muhtarın yanına yanaşıp onun muhabbetine ortak olmaya çalışıyordum. Damat ve gelin hala gelmemişlerdi. Biz de hem ikramlardan yiyor hem de sohbet ediyorduk. Yarım saat sonra bir haber geldi. Gelinin rahatsızlandığı, bu yüzden düğünün ileri bir tarihe ertelendiği söylendi bize. Herkes aşkını tabii. Herkesin ağzında bir söylenti, bir dedikodu dolaşıyordu. Yol boyunca evlerimize gidene kadar insanlar bunu konuştu. Ben söylenenlere pek dikkat etmedim. Ben de evime gittim. Daha uykum gelmediğinden Ömer hocadan kalan notlara göz gezdirmeye devam ettim. Birden camıma atılan taşla irkildim. Bu saatlerde bu tarz şeyler okumak iyi değildi. Hayırdır inşallah diyerek Yerimden kalkarak cama yöneldim. Dışarıya korkarak da olsa baktım. Bizim Ali bahçede dönüp duruyordu. Sanki birini bekliyordu. Kapıyı açtıktan sonra ''Ne oldu Ali? Hayırdır?'' dedim. Ali sesimi duyunca bana doğru dönüp ''Ben demedim mi? Gelini aldılar bak.'' deyip güldü. ''Saçmalama.'' deyip geçiştirdim. Gelin bir şeyi beğenmemiş, naz yapmıştır işte. İkna edilemeyince de Düğünü ertelettiler mecbur adamlar. Hem üşüme gel, bir çay koyayım da içelim beraber, deyip Ali'yi evime davet ettim. Ertesi gün, akşam namazını kıldırmıştım. Evimde, yemekten sonra kitaplarıma dalmışken, kapım sertçe vurulmaya başladı. Yine Ali'dir diye düşünerek kapıya yöneldim. Fakat bu onun kapı çalmasına benzemiyordu. Kapıdaki kimse sert ve sık sık vuruyordu kapıya. Kapıyı açtığımda, Karşımda kapalı, kısa boylu, 60'lı yaşlarında bir kadın vardı. Kadının rengi atmıştı. Onu içeri buyur edip bir bardak su verdim. Bu kadının yüzünü açınca onu tanıdım. Oğluna geçtiğimiz günlerde düğün yapıp karşı köylerden birinden gelin alan Satı teyzeydi. Biraz nefeslenip kendini toparladıktan sonra gelinin iyi olmadığını, onu zapt edemediklerini gidip görmem gerektiğini söyledi. Hemen üzerimi giyinip yanıma ilk alabildiğim eşyalarımı alarak aceleyle çıktım evden. Satı kadının oğlu ve geliniyle yaşadığı ev bana 10 dakika kadar vardı. Eve vardığımızda Satık kadına gelin abdest alsın. Bana da bu sırada bir oda gösterin de orada hazırlığımı yapayım dedim. Biraz sonra gelini karşıma oturttular. Rengi sararmıştı kızın elini uzatmasını isteyip sağ elinin serçe parmağına bir toplu iğne ile kanatarak içini su doldurduğum bakır kaba damlattım. Kızcağız beni izlerken korkuyordu ama neler olacağını da merak ediyordu. Şimdi kıza musallat olan cini davet edip ondan ne istediğini öğrenmem gerekiyordu. Tüm bunları yaparken yaktığım mumların ışıklarının yükselmesi, sönüp sönüp tekrardan yanmaları odada beni izleyen ev ahalisi bayağı korkmuştu. Tüm bunlar geline musallat olan varlığın davetimize olumlu yanıt verip geldiğinin işaretiydi. Pek istediğim cevabı alamasam da beni küçük görüp alay etse de olayların sebebini biraz anlamıştım. Her şey normale döndüğünde yerinden kalktım. Odadakiler merakla söyleyeceklerimi bekliyorlardı. Zamanında insan olup sonradan gördüğü kinle şerlilere karşan bir varlık bu dedim. Kendisini gelinlerine gösterip onlara musallat olarak onları da kendisi gibi mutsuz olmalarını ve ölmelerini istiyor. Yıllar önce bir insanken kendi başına gelen olaylar yüzünden bu köye gelin gelen kızlara kuvvetli bir lanet yaparak ifritlerin onlara musallat olmalarını sağlamış. Bu varlıkları akşam evime gidip yeniden davet ederek konuşmaya deneyeceğim.'' belki o zaman ne istediğini anlayabilirim dedim. Evime geldiğimde saat 12'yi geçmişti ama uykum hala yoktu. Benden önceki imamın kitaplarında bir şeyler bulurum umuduyla karıştırmaya başladım. Sonunda sabaha karşı bir şeyler bulabilmiştim ama uykum da gelmişti. Sabah ezanına kadar biraz uyuyup çalışmalarıma devam edecektim. Sabah namazından sonra evime geri dönüp kitaplara gömüldüm ve Gelin kızı bu şerli varlıktan koruması için gereken muskayı yazmaya başladım. İşim bitince de doğruca satı kadının evine gidip gelini karşıma aldım. Bu muskayı al, hemen tak, sakın çıkarma. Gündüz daha yalnız kalmamaya çalış. Eğer bu saatten sonra o şerli seni yalnız yakalarsa bu muska bile seni korumaya yetmeyebilir dedim. Akşam cini çağırmak için evde çok uğraşsam da beni zayıf ve güçsüz gördüğünden çağırmama cevap vermedi. Ben de sinirle ve umutsuzlukla imamın notlarını okumaya başladım. İlla ki böyle bir olay bu çevredeki ilk olay olamaz diye düşünüyordum. Köyün delisi denir Ali'nin. Bildikleri ve anlatacakları vardı mutlaka. Bu köy ilgili ama tam ihtiyacım olduğu zamanda ortalıklarda yoktu Ali. Ama aradığım şey İmamın notları arasında bulunuyordu. Yıllar önce ben henüz küçük bir çocukken bu köyde yaşanmış ve ihtiyar imam bu olayı çözmüş ve buraya yazmıştı yaptıklarını. Bunları okuduktan sonra hepsini bir kenara not edip yine Satı Kadı'nın evinin yolunu tuttum. Satı teyzeye yaşlı olduğundan ve köyün eski olaylarından haberi olabileceğinden bilebileceği bir soru sordum. Bu köyde geçmişte neler oldu dedim. Bizim köydeki Ali'yi bilirsin dedi. Deli derler ya. O karşı köyden bir kızı sevdi. Kız da bizim Ali'yi sevdi. Ali de askerden yeni gelmiş. Çakı gibi bir gençti o zamanlar. Düğün yapmaya karar verdiler ama bu köyden birisi daha severmiş o kızı. Ne olursa olsun bu evliliğin yapılmaması için annesiyle birlikte o zamanlar köyümüzde büyüyle uğraşan Kara Fatma'nın yanına varıyorlar. Kara Fatma'nın nereden gelip köye yerleştiğini kimse bilmezdi. Bir anda köyde ortaya çıkmış. Kötülükleriyle insanlar ondan korkor olmuş. Evinin yakınlarından dahi geçemez olmuşlardı. Bu kızı gizliden gizliye seven Cafer'le annesi bir gece Fatma'nın evine gidip planlarını isteklerini tek tek anlatıp yardım istemişler. Fatma ben bunu sizin için yaparım ama bu isteğinizi yapmaya başladığım andan sonra artık geri dönüşü olmayacak. İfritlerimin dediğiniz gibi acımasız olmaları için onlara bir diyet vermeniz gerekecek. Yoksa bize yardım etmezler demiş. Cafer ve annesinin gözü döndüğünden kadın neredeyse kabul edip oradan ayrılmışlar. Fatma ifritlerini o kıza musallat ettikten sonra onlara haber verecekmiş.'' Bu olaydan bir süre sonra o kızda gözle görülür bir bitkinlik, halsizlik baş göstermeye başlamış. Biz ona büyü yapıldığını tüm bu olaylar bittikten sonra öğrendik. O zamanlar kız yeni evlendi. Heyecandan bu durumlara geldi geçer diye düşünüyorduk. Ne bilelim ki oğlum işin içinde ne olduğunu. Meğerse kız her gece kavuşlar görüp uyuyamazmış. Bir süre sonra Ali de ondaki bu farklılığı fark etmiş ama onlara yapılan büyü o kadar kuvvetliymiş ki çok geç kalmışlar. Kızı köyün imamına götürüp ondan yardım istemiş. Senden önceki köyün imamı olan Ömer Efendi ben şahitim. Elinden ne geldiyse yaptı. Ama yine de kurtaramadı kızcağızı. Muskalar yazdı korusun diye dualar yazıp Ali'ye verip Astırdı evlerinin her yerine. İlk birkaç gün sanki her şey son bulmuş gibiydi. Ali'yi köy meydanında mutlu gördükçe biz de mutlu oluyorduk. Birkaç gece sonra bir çığlık sesiyle sıçradık yataklarımızdan. Ali'nin evi bizim eve çok yakındı. Ses onların evinden geliyordu. Telaşla kendimizi toparlayıp dışarı çıktık. Kız köy meydanına çıkmış. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Bizim görmediğimiz varlıklara gelmeyin beni rahat bırakın der gibi hareketler yapıyordu. Yakın olduğumdan kızı sakinleştirebilmek için yanına yaklaşmaya çalıştım ama bir şey beni kaldırıp bir kenara fırlattı. Köylü benim halimi görünce daha da korktu ve onlar da kıza yardım etmekten çekindiler. Ali bile çaresiz kalmış kendini yerden yere atıyordu. Sonra kız sanki birisi onu sürüklüyormuş gibi hareket etmeye başladı. Biz görmesek de ifritler onu kuru dere yatağına doğru sürüklemeye başladılar. Biz sadece arkalarından koşarak dua edip kızı kurtarmaya çalışıyorduk ama elimizden başka hiçbir şey gelmiyordu. Ömer Hoca bile şaşkınlıkla olanları izliyor, sadece ağzını oynatabiliyordu. Sanırım bir şeyler okuyup kızı kurtarmaya çalışıyordu ama olmadı. Birden nasıl oldu bilmiyorum ama o ifritler kuru dere yatağının ortasına getirdikleri kızı karanlığın içine çekerek gözden kaybettiler. Köylü korkudan evlerine koşarken sadece Ali'yi hatırlıyorum. Kızı kurtarabilmek için o da karanlığın içine koştu. Bu olaydan sonra köyden taşınanlar, terk edenler olsa da biz de toprağımız yüzünden bu köyde kalmaya karar verdik. Ömer Hoca da Böyle bir şeye neyin sebep olduğunu bulabilmek amacıyla çok uğraşıyordu. Sonunda bunun bir kara büyü sonucu olduğunu anladığında kahvede bunu köyün kalan erkeklerine söylemiş bir toplantı yapmıştı. Ali bir sürü ortalıklarda görünmedi, delirdi, kendini dağlara attı ya da ifritler onu da götürdü diyenler oldu ama birkaç sene sonra köye geri döndü. Aklını yitirmiş bir vaziyetteydi büyüyü Cafer'le anasının yaptığı öğrenilince de çöylü bir hınçla onların evini basmış ama ikisinin de evlerinde parçalanmış cesetlerini bulmuşlar. Kara Fatma denen kadın da geldiği gibi yine bir anda kaybolmuştu ortalıkta. Onu da çok araştırdılar civarlarda ama ne bir iz bulabildiler ne de başka bir şey. Ömer Hoca bir daha bu tarz olaylar olmaması için Köy o şerli varlıklardan korumak amacıyla herkesin evine koruma duaları yazıp verdi. Biz de böyle olunca uzunca bir süre rahat rahat yaşadık ama Ömer Hoca ölünce olaylar yine başladı. Demek ki diyerek sözlerini bitirdi. Satık adının sözüne ettiği olayın notlarını nasıl çözdüğünü notlarına yazmıştı Ömer Hoca. Satık adına bu gece yarısı için hazır olmasını, Allah'ın izniyle Ömer Hoca'nın dediklerini yaparak bu köyü yeniden huzura kavuşturabileceğimizi söyledim. Oğlunun da aynı akıbete uğramasından korkan satı kadın hemen ne gerekirse yapmaya hazırım diye onayladı beni. Gece gelirken yanına ifritlerin diyeti için lazım gelen altını getirmesini söyledim. Daha sonra birlikte köyün çıkışına gidip anlaşmamızı yapacaktık. Yatsı namazından sonra Zaman geçmesi için notları tekrardan gözden geçirirken Satık katında gece yarısından sonra evime geldi. Ona yapmamız gereken şeyleri anlattıktan sonra gece yarısı üçte başlayacağımız için bekleme zamanını Kur'an okuyarak, dualar ederek, afdest tazeleyerek geçirdim. Evden çıkma zamanımız gelmişti. Evden çıkarken korkuyordum. İçimde ilk kez bu kadar büyük bir korku vardı. Ya beceremezsem diye aklımın bir kenarında soru işaretleri gezinip duruyordu. Altınları köylünün asla bulamayacağı pek sık geçmedi, ıssız bir yere gömmemiz gerekiyordu. Zira günün birinde bizim gömdüğümüz altınları bulan birisine bu ifritler musallat olabilirdi. Satı kadın ormanın yakınlarında yerleşim yerlerine uzak kimsenin pek geçmediği bir ağacın dibine işaret etti.'' Evde hazırladığım kağıtları çıkartıp satık adına verdim. Ben kazarken onun da bunları okuması gerekiyordu. Ben kazarken satık adına ne görürsen gör yüksek sesle okumaya devam et diye tembihledim. Kazmaya başladım. Satık adında okuyordu. Elindeki fenerin ışığında onun okumasıyla birlikte de bir rüzgar esmeye başladı etrafımda. Bir şeylerin etrafımda dolaştığını hissediyordum ama Korkmamak için pek bakmadan işimi yapmaya devam ediyordum. Bir ara Satık kadın durdu. Ben de o esnada çukuru açmış altınları koyuyordum. Dehşetle ona bakıp Okumaya devam et. Sabah ezanına kadar bitirmeliyiz yoksa çok kötü şeyler olacak diye ikaz ettim. Kötü şeyler gördüğünü biliyordum ama okumaktan başka bir çaremiz yoktu. Satık kadın kısa bir tereddütten sonra kendini toparladı ve okumaya devam etti. Ben de altınları gömünce ona katıldım. Duayı okumayı bitirince etrafımızdaki gölgelerin ve seslerin birden kesildiğine şahit olduk. Satı kadın bitti mi diye sordu. Hayır dedim. Şimdi dere kenarına gidip bir horoz kanını akıtacağız. Onlara kurban edeceğiz ki her şey böylece son bulacak dedim. Horozu sen keseceksin. Ben yanı başında olup okumam gereken duayı okuyacağım dedim horozu alıp gecenin karanlığında kimselere görünmeden dere kenarına vardık. Ürkütücüydü ama her şeyin biteceğini düşününce katlanmaktan başka çare yoktu. Satı kadın hiç etmeden horozu kesti. Ben de gereken duaları okurken bu sefer altınları gömdüğümüz zamanki kadar zorlanmadım. İşimiz bittiğinde çevre köylerden gelen peza sesleri içimizi rahatlatmıştı. Birlikte Köye dönerken yine kimselere görünmeden o kendi evini, ben de kendi evime girip namaz için hazırlanmaya başladım. Aradan birkaç hafta geçmiş Satı kadın kapımda elleriyle yaptığı tatlılar ve yemeklerle gülümsüyordu. Yanında da gelini vardı. O da kendini toparlamış mutlu görünüyordu. Ne gerek vardı Satı teyze? Her akşam zahmet ediyorsun dediğimde her seferinde gülümseyerek Artık sen de benim bir oğlumsun derdi. Elimizden bu kadar geliyor. Bari seni evinden uzakta aç bırakmayalım oğlum der. Gülümserdi. Bu olay benim diğer alemle yaşadığım ilk olaydı ama son olarak kalmayacaktı.